6. Bir adamın sevgisi uğruna. John Tord'un ayağa geçen aralıkta donduğunda, ortakları onunla ilgilenip rahatını sağladıktan sonra iyileşmesi için orada bırakmışlar ve hep beraber davsına gidebilecekleri bir sal yapıp gelmek üzere nehrin yukarılarına yola koyulmuşlardı. Tord'un bakı kurtardığında hafif de olsa aksıyordu ama havalar ısındıkça bu aksamadan en küçük bir iz kalmadı. Ve bak orada uzun bahar günleri boyunca nehrin kıyısında yatarak, akan suya bakarak, kuşların şarkılarını ve doğanın sesini dinleyerek yavaş yavaş gücünü topladı. 4800 kilometre yol yapan birine dinlenme çok iyi gelir. İtiraf etmek gerekir ki yaraları iyileşirken, kasları dolarken ve kemikleri etlenirken bak da giderek tembelleşti. Çünkü hepsi bak, John Thornton, Skeet ve Nick, salın gelip kendilerini davsına götürmelerini beklerken aylak aylak vakit geçiriyorlardı. Ölmek üzere olduğu için ilk yaklaşımlarına karşı koyamayan bakla hemen arkadaş olan küçük sikit, dişi bir İrlanda seteriydi. Bazı köpeklerde rastlanan doktorluk huyuna sahipti ve bir anne kedi yavrularını nasıl yalarsa o da bakın yaralarını öyle yalayıp temizliyordu. Her sabah kahvaltısını bitirdikten sonra Bak artık alışıp hem ondan hem de John Thornton'dan özenli bir bakım beklemeye başlayana kadar kendiliğinden üstlendiği bu görevi yerine getirdi. Onun kadar dostça olan ama bunu daha az gösteren Nick ise gülen gözlere ve sınırsız iyi bir kalbe sahip, yarı kaniz, yarı zağır kara bir devdi. Bakı hayrete düşürecek şekilde bu köpeklerin ikisi de ona kıskançlık göstermediler. John Thornton'un iyiliğini ve cömertliğini onlar da paylaşıyordu sanki. Bak gücünü kazandıkça, Thornton'un da katılmaktan kendini alıkoyamadığı binbir türlü komik oyunlarında yer alması için. Tatlılıkla onu ikna ediyorlar ve bak nekaat dönemindeki bu boğuşmalarla yeni bir varoluşa geçiyordu. Sevgiyi, hakiki, samimi, tutkulu sevgiyi tadıyordu ilk kez. Bu duyguyu Yargıç Miller'ın güneşli Santa Clara vadisindeki evinde hiç hissetmemişti. Yargıcın avlanan veya yürüyüşe çıkan oğullarıyla bir iş ortaklığı, torunlarıyla fiyakalı bir bekçilik, Yargıcın kendisiyle ise görkemli ve ağırbaşlı bir arkadaşlık vardı arasında. Ateş gibi yakan ve kavuran, tapınma derecesine varan delicesine bir sevginin doğması için John Tord'un ortaya çıkması gerekmişti. Tordun onun hayatını kurtarmıştı. Elbette bu da bir şeydi ama ötesi de vardı. İdeal bir sahipti o. Başka sahipler köpeklerinin mutluluğuna belli bir sorumluluk duygusuyla yaklaşıp işlerini görmek için gereken uygun bir davranış olarak görürken Tordun köpeklerinin mutluluğunu çocuklarının mutluluğu gibi görürdü. Çünkü başka türlü yapamazdı. Hatta köpeklerini daha ileri görürdü sevecenlikle onları selamlamayı veya arada neşeyle bir iki söz etmeyi asla unutmaz. Oturup köpekleriyle uzun uzun konuşmaktan, buna çene çalmak derdi, en az onlar kadar büyük keyif alırdı. Bakın kafasını haşin bir şekilde eller arasına aldığı, kendi kafasını bakın kafasına dayayarak öylece durduğu ve onu ileri geri itip çektiği, bu arada da baka en güzel sevgi sözcükleri gibi gelen küfürlerle seslendiği özel bir tarzı vardı. Bak onun o sert sarılışından, mırıltı şeklinde ettiği küfürlerden daha büyük bir mutluluk bilmez. Ve Tord'un kendisini haşince ileri geri her dürtüşünde kalbi yerinden fırlayacak gibi olurdu. O kadar büyük bir heyecan ve coşku yaşardı. Serbest bırakıldığı zaman fırlayıp ayağa kalktığında, ağzı güler, gözleri güzel şeyler söyler ve gırtlağı ifade edemediği sözlerle titreşir halde hareketsiz dururken John Tord'un sevgiyle bağırırdı. Tanrım bir konuşman eksik. Bakın da neredeyse canını yakacakmış gibi bir sevgi gösterisi vardı. Ağzıyla Tordun'un elini kapar ve çenesini o ölçüde kapatırdı ki Tordun'un eti dişlerin baskısını hissederdi. Bak küfürlerin sevgi sözcükleri olduğunu nasıl anladıysa tordunda bu ısırma numarasının okşama yerine geçtiğini anlamıştı. Ama çoğunlukla bakın sevgisi ona olan hayranlığından belli olurdu. Tord'un ona dokunduğunda veya onunla konuştuğunda mutluluktan deliye dönerdi elbette. Ama bu tür sevgi gösterilerini özellikle aramazdı. Burnunu sahibinin elinin altına sokup o kendisini okşayana kadar habire dürten sikitin veya uzun adımlarıyla gelip koca kafasını Tord'un dizinin üzerine koyan Neg'in tersine bak, hayranlığını belli bir mesafede yaşamaktan hoşlanırdı. Bütün şevkli haliyle ve tamamen uyarılmış bir halde, Tordun'un ayaklarının dibine yatıp yüzüne bakar, tüm dikkatiyle inceler, yüzünün her bir geçici ifadesine, yüzündeki unsurların her birinin tek tek her hareketine ve her türlü değişimine en yoğun ilgiyle izlerdi. Veya öyle denk gelirse, biraz daha uzakta yanlamasına ya da sırtüstü yatıp, onun vücudunun hatlarını ve zaman zaman yaptığı hareketleri gözlemlerdi sık sık öyle duygu paylaşımları yaşarlardı ki, bakın bakışlarının gücü, Tordun'un kafasını çevirmesine neden olur. O da uzun uzun ve sessizce ona bakar. Bakın kalbi ışıl ışıl parlayan gözlerine nasıl yansıyorsa, onun da gözlerinin parıltısı içini yansıtırdı. Kendisini kurtarmasından sonra uzun bir süre boyunca bak, Tordun'un görüş alanından çıkmasından hiç hoşlanmadı. Çadırdan çıktığı andan tekrar içeri girene kadar bak, hemen ayağının dibinde onu izlerdi. Kuzey topraklarına geldiğinden beri sahiplerinin çabucak hayatından çıkması, hiçbir sahibinin kalıcı olmayacağı korkusunu yerleştirmişti içine. Thornton'un da Püro, Fransuva ve İskoç melezi gibi hayatından çıkıp gideceğinden korkuyordu. Geceleri rüyalarında bile bu kabusu görüyordu. Böyle anlarda silkinerek uyanıyor ve ürpertici soğukta sessizce çadırın eteğine kadar gidip sahibinin nefes alıp verişini dinliyordu. Ancak John Thornton'a beslediği ve üzerinde yumuşak ve uygarlaştırıcı bir etki gösteren bu büyük sevgiye rağmen, kuzey topraklarının içinde uyandırdığı yabani soyuna ait özellikler canlıydı ve etkindi. Sadakat ve adanmışlık gibi dam altında ve ateş başında yaşamaktan kaynaklanan duygulara da içinde yer vardı ama vahşiliğini ve kurnazlığını da sürdürüyordu. Kuşaklar boyunca uygarlığın işaretleriyle damgalanmış yumuşak güney topraklarının köpeği olmaktan çok, vahşi hayatın içinden çıkıp John Thornton'un ateşinin başına oturan vahşi hayata ait bir köpekti o. Büyük sevgisi nedeniyle bu adamdan asla bir şey çalmazdı. Ama başka bir kamptan, başka bir adamdan çalmak için saniye duraksamaz ve çalmasını sağlayan o kurnazlığı sayesinde de yakalanmaktan kaçabilirdi. Yüzü ve bedeni birçok köpeğin dişlerinin izini taşıyor. Her zamanki gibi vahşice ve her zamankinden daha zekice dövüşüyordu. Skeet ve Neck kavga edilmeyecek kadar iyi huylu köpeklerdi ve ayrıca John Thornton'a aitlerdi. Ama yabancı bir köpek hangi soydan olursa olsun, ne kadar yiğitçe dövüşürse dövüşsün, bakın üstünlüğünü anında tanımak durumundaydı. Aksi takdirde korkunç bir düşman karşısında hayatını kurtarmaya çalışır halde bulurdu kendisine. Ve bak acımasızdı. Sopanın ve dişin yasasını gayet iyi öğrenmişti. Yakaladığı üstünlükten asla vazgeçmez ve bir düşmanını sonu ölüm olan yolculuğa çıkartmışsa işini asla yarım bırakmazdı. Spetsten ve polis teşkilatıyla posta idaresinin en kavgacı köpeklerinden dersini almıştı. Orta yolun olmadığını biliyordu. Ya o efendi olacaktı ya da birileri onun efendisi. Acımak, merhamet etmek zayıflıktı. Vahşi hayatta merhamet diye bir şey yoktu. Merhamet korku sanılırdı ve bu yanlış anlama ölüm getirirdi. Ya sen öldürürsün ya da seni öldürürler. Ya sen yersin ya da seni yerler yasa buydu. Ve zamanın derinliklerinden gelen bu buyruğa uydu bak. Gördüğü günlerin sayısından ve içine çektiği nefeslerin toplamından çok daha yaşlıydı. Geçmişi bugüne bağlamıştı. Ardındaki sonsuzluğun o kudretli nabzı onun içinde de zonklayarak atıyordu. İklimlere hükmeden, gelgitlere emreden bu nabız onun da sahibiydi. Geniş göğüslü, beyaz dişli ve kalın kürklü bir köpek olarak John Thornton'ın ateşinin başında oturuyordu ama bin bir çeşit köpeğin gölgeleri vardı ardında. Onun yediği etin tadını çıkaran, onun içtiği suya susayan, esen yeli onunla koklayan, ormandaki vahşi hayatın seslerini onunla beraber dinleyip ona anlatan, ruh halini belirleyen, eylemlerini yönlendiren, o yattığında onunla birlikte yatarak onunla beraber rüyalar gören ve hatta onun rüyalarında kendileri de görünen aceleci ve tez ayaklı yarı kurtların ve vahşi kurtların gölgeleri. Bu gölgeler onu öylesine karşı konulmaz biçimde egemenliğini alıp kendilerine öylesine bağlıyordu ki, her geçen günle birlikte insanoğlu da, insanoğlunun işleri ve istekleri de sessizce kayar gibi uzaklaşıyordu baktan. Ormanın derinliklerinde gür sesli bir çağrı çınlıyordu. Ve bak bu akıl sır erdirilemeyecek ölçüde heyecanlandırıcı ve ayartıcı çağrıyı her duyduğunda ateşe ve ateşin etrafındaki ayaklar altında çiğnenmiş dünyaya sırtını dönüp ormana dalmaya mecbur hissediyordu kendini. Nereden ve neden geldiğini bilmediği, nereden ve neden geldiğini merak da etmediği çağrı o gür sesiyle ormanın derinliklerinde sürekli aralıksız ve emredercesine çınlamaya devam ediyordu. Ama ayak basılmamış o yumuşak topraklara ve ağaçların yeşil gölgelerinin altına vardığı her seferinde John Thornton'a duyduğu sevgi, onu çekip tekrar ateşin başına getiriyordu. Tek başına Tordun tutuyordu onu. İnsanoğlunun gerisinin zerre önemi yoktu. Arada rastlayan yolcular ona övgüler yağdırıyor veya onu okşuyorlardı ama hepsine soğuk duruyor. Coşkulu ve duygularını fazlaca açığa vuran biriyle karşılaştığında ise kalkıp gidiyordu. Tordun'un ortakları Hans'la Pit, uzun süredir beklenen salın üzerinden çıkıp geldiklerinde, Tordun'a yakın insanlar olduklarını öğrenene kadar onları önemsemeyi reddeden bak, sonra da lütfedip beğenilerini kabul ediyormuşçasına, pasif bir tarzda onlara tahammül etti. Ortakları, Tordun'la aynı tarzda, sade yaşayan, basit düşünen ve olaylara berrak bakan iyi yürekli adamlardı Ve sallarının yüzünü Dawson'daki bıçkıhanenin oradaki büyük akıntıya çevirmeden çok önce bakı ve tarzını anlamış Sekiitle gördükleri yakınlığı ondan da görmek için ısrar etmemişlerdi. Bakın torduuna sevgisi ise giderek büyüyordu Bütün insanlar arasında bir tek o yaz yolculuklarında bakın sırtına yük yükleyebilirdi. Tordun emrettiğinde hiçbir şey bak için yapılamaz değildi. Bir gün salın geliriyle gerekli malzemeleri alıp Tanana nehrinin kaynağına gitmek üzere dağsından yola çıkmışlardı. Köpekleriyle beraber hep birlikte bir tepenin doruğunda. 900 metre aşağıdaki çıplak kayalığa bakan bir uçurumun başında oturuyorlardı. John Tordun en uçtaydı. Bak da hemen omuz başında duruyordu. Düşüncesizce bir kapris, tuhaf bir heves sardı Tordun'u ve Hanslapit'in dikkatini aklındaki deneye çekti. Kolunu uçuruma doğru uzatarak, atla bak diye emretti. Bir sonraki an, Hanslapit onları güvenli bir yere çekene kadar aşağı atlamasın diye uçurumun tam kenarında bakla göğüs göğüse mücadele ediyordu. Her şey bitip biraz soluklandıktan sonra Pit, esrarengiz bir şey dedi. Tordunsa başını sallayarak hayır dedi muhteşem bir şey ve aynı zamanda korkunç. Biliyor musunuz bazen beni korkutuyor. Pete, o etraftayken senin yakana yapışan adam olmak istemezdim diye başıyla bakı göstererek konuşmayı sonuca bağladı. Hans'ın katkısıysa al benden de o kadar oldu. Circle City'deydi. Daha yıl çıkmadan Pete'in korkusunun gerçeğe dönüşmesi. Kötü huylu ve kindar bir adam olan Kara Burton, Barda toy bir delikanlıyla maraza çıkarmaya çalışıyordu ki, hayır hah bir şekilde aralarına Tordun girdi. Bak bir köşede başı patilerinin üzerinde yatıyor ve her zamanki gibi sahibinin tüm hareketlerini dikkatle izliyordu. Barton herhangi bir uyarıda bulunmaksızın doğrudan Tordun'un omzuna vurdu. Tordun savrularak döndü ve ancak barın trabzanını yakalayarak yere düşmemeyi başardı. Olaya tanık olanlar bir havlama ya da kısa ve kesik çığlıklar değil, ancak kükreme olarak adlandırılabilecek bir ses duydular. Ve bakın gövdesinin yerden ayrılarak Burton'ın boğazına doğru havaya yükseldiğini gördüler. Adam içgüdüsel biçimde kolunu araya sokarak hayatını kurtardı ve tepesinde bak olduğu halde yere savruldu. Bak dişlerini adamın kolundan ayırıp tekrar boğazına saldırdı. Adam bu hamleyi ancak yarı yarıya engelleyebildi ve boğazı yırtılarak açıldı. Sonra kalabalık bakı geri çekti. Bir cerrah kanamayı durdurmaya çalışırken bak gözü dönmüşçesine hırlıyor. Saldırmak için fırsat kollayarak sinsi sinsi bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu ve... Ancak bir sürü düşmanca sopa tarafından geriletilebildi. Hemen bir araya gelen bir madenci toplantısı, köpeğin yeterince tahrik edilmiş olduğuna karar verince bak serbest bırakıldı ama kazanmıştı ve o günden itibaren adı Alaska'daki her kampa yayıldı. Bak daha sonra o yılın gözünde bambaşka bir şekilde John Thornton'un hayatını kurtardı. Üç ortak Forty Mile nehrindeki sırıkla itilen uzun ve dar bir tekneyi halatla kıyıdan çekerek, kayaların arasından suyun kudurmuşçasına hızla aktığı çağlarcaların ard arda geldiği, tehlikeli bir yerden geçirmeye çalışıyordu. Hans Lapit, nehrin kıyısında ince bir manila ipini ağaçtan ağaca geçirerek teknenin hızını keserken, Tordun da elinde sırıkla teknedeydi ve kıyıdakilere bağırıp yön vererek tekneyi akıntı doğrultusunda ilerletiyordu. Bak kıyıdaydı, kaygı ve endişe içindeki tekneyle aynı hizada gidiyor ve gözlerini bir an bile sahibinden ayırmıyordu. Suya batmış ve uçları zor görülen bir kaya sırasının bulunduğu tehlikeli bir noktada, Tordun kıyıya yakın duran tekneyi akıntının içine doğru ittikten sonra Hans ipi biraz saldı ve tekne kayaları geçince hızını kesmek için elinde iple aşağı doğru koşmaya başladı. Tekne kayaları geçerek değirmenleri döndüren sular kadar hızlı akan nehirde aşağı doğru uçmaya başlayınca Hans elindeki iple teknenin hızını kesti ama çok ani oldu bu. Tekne ani bir hareketle nehrin kıyısına çekilerek ters döndü. Tordun da suya düşerek teknenin oldukça uzağına savruldu ve kayaların en çok akıntıların en tehlikeli olduğu hiçbir yüzücünün hayatta kalamayacağı vahşi sulara doğru sürüklenmeye başladı. Bak o anda suya atladı ve 300 metre sonra çılgınca bir girdabın ortasında Torduna yetişti. Tordun'un kuyruğunu tuttuğunu hissedince kıyıya yöneldi ve müthiş gücünün hepsini kullanarak yüzmeye başladı. Ama kıyıya ilerlemeleri yavaş. Akıntı aşağı sürüklenmeleri ise müthiş hızlıydı. Vahşi akıntının daha da kudurduğu ve devasa bir tarağın dişleri gibi nehri yaran kayalar tarafından suların ince şeritler halinde püskürtüldüğü aşağı taraflardan ölümcül bir gürleme geliyordu. Oraya doğru iyice dikleşen eğimin başlangıç noktalarına geldiklerinde suyun çekiş gücü öylesine korkunçtu ki Tord'un kıyıya ulaşmanın imkansız olduğunu anlamıştı. Bir kayanın yanından hızla sıyırdı, ikincisine sürtünüp yaralandı ve büyük bir güçle üçüncüsüne tosladı. Bakı bırakıp iki eliyle kayanın kaygan tepesine tutundu ve sürekli döven, köpüren, çalkalayan suyun gümbürtüsünü bastırarak ona bağırdı. ''Git bak, git!'' Orada tutunamayan bak akında aşağı sürüklenirken umutsuzca mücadele ediyor ama geri gelemiyordu. Tordunun tekrarladığı emri duyduğunda, suyun üzerinde yükselerek sanki son bir bakış atarcasına başını yukarıya kaldırıp sahibine baktı ve sonra itaatkar bir şekilde kıyıya doğru döndü. Bütün gücüyle yüzdü ve tam da yüzmenin imkansızlaşıp ölümün başladığı noktada Hansla Pitt tarafından çekilerek kıyıya çıkarıldı. Bir adamın bu kadar güçlü akıntıda kaygan kayaya ancak birkaç dakika tutunabileceğini bildiklerinden. Mümkün oldukça hızla tordunun bulunduğu noktanın en yukarısına koştular. Teknenin hızını kesmede kullandıkları ipe, onu boğacak veya yüzmesini zorlaştıracak şekilde olmamasına dikkat ederek baka bağladılar. Bak en ufak duraksama göstermeden nehre atladı ama akıntının tam ortasına düşemedi. Hatasını çok geç, çaresizce aşağı sürüklenirken, Tordun'la aynı hizaya geldiğinde ondan 5-6 kulaç uzaktan geçerken anladı. Hans hemen ipi asılarak sanki bak bir teknedeymiş gibi onu çekti. Ama ip akıntının hızıyla bakı sıkarak hızla ve aniden suyun altına çekti ve bak. Vücudu nehrin kıyısına vurup kenara çıkarılana kadar o şekilde suyun altında kaldı. Yarı boğulmuştu. Hans ile Pete onun üzerine atıldılar ve gövdesine vurarak içindeki suyu çıkartıp nefes almasını sağladılar. Bak sendeleyerek ayağa kalktı. Ama tekrar düştü. Tordunun zayıf sesi geldi kulaklarına. Söylediklerini anlayamadılar ama gücünün sınırında olduğunu fark etmişlerdi. Sahibinin sesi bak üzerinde bir elektrik şoku etkisi yaptı. Ayağı fırlayıp iki adamın önünde nehrin kıyısından yukarıya, biraz önce suya atladığı noktaya doğru koşmaya başladı. İp tekrar bağlandı ve bak tekrar suya atladı. Ama bu kez akıntının tam içine. Bir kere yanlış hesaplamıştı ama ikinci kez aynı hatayı tekrarlamayacaktı. Hans boşluğunu aldığı ipi azar azar salarken Pitt de ipteki kıvrımları açıyordu. Bak Tordun'la aynı doğrultuya gelene kadar yüzüp sonra ona doğru döndü ve ekspres tren hızıyla üzerine gitmeye başladı. Tordun onun geldiğini gördü ve bak arkasındaki akıntının bütün gücüyle bir koçbaşı gibi kendisine çarptığında onu yakalayıp kollarını kabatüyle ensesinde birleştirdi. Hans ipi bir ağaca dolayarak çekince Bak ve tordun güçlü ve ani bir hareketle suyun altına girdiler. Boğularak, nefesleri kesilerek, bazen biri ötekinin, bazen öteki berikinin üstüne çıkarak, nehrin keskin uçlu taşlarla dolu dibinde sürüklenerek, kayalara, suyun içindeki ağaçlara ve dallara çarparak kıyıya vardılar.'' Tordun kendine geldiğinde Hans'la Pit tarafından bir kütüğün üzerinde diklemesine karın üstü yatırılmış. ileri geri itilip çekiliyordu. Gözlerini açar açmaz baka aradı. Hareketsiz yatan ve ilk bakışta cansız görünen bedeninin başında nek bir uluma tutturmuş. Skate ise ıslak yüzünü ve kapalı gözlerini yalıyordu. Tordun da ezilmiş ve hırpalanmıştı ama bak kendine geldiğinde onu özenle muayene etti ve üç kaburgasının kırıldığını saptadı. Tamamdır arkadaşlar diye ilan etti. Burada kamp kuruyoruz. Bakın kaburgaları kaynayana ve yola çıkmaya hazır hale gelene kadar orada kamp kurdular. O kış davasında bakın belki bu kadar kahramancı olmayan ama adını Alaska totem direğinin onur listesinde birçok çentik yukarı taşıyan başka bir vukuatı daha yaşandı. Bu vukuat özellikle üç adam için memnun edeceğiydi. Çünkü o olay sayesinde ihtiyaç duydukları malzemeye kavuşan ve madencilerin henüz boy göstermediği, Bakir Doğu'ya uzun süredir yapmayı arzuladıkları yolculuğa çıkmaları, ancak o malzemeyle mümkün hale gelen onlardı. Her şey Eldorado Bar'da insanların en sevdikleri köpekleri hakkında bol keseden attıkları bir konuşmayla başladı. Sicili nedeniyle bak buradakilerin hedefi haline gelmişti ve Tordun da sıkı bir şekilde onu savunuyordu. Yarım saatin sonunda adamın biri köpeğinin 250 kilo yüklü bir kızağı hareket ettirip çekebileceğini söyleyince, bir başkası köpeğinin 300 kilo, üçüncüsü de 350 kilo çekebileceğiyle övündü. Pöh, o da bir şey mi? dedi Tordun. Bak, 500 kiloluk bir kızağı çekebilir. Yani kara yapışmış, 500 kiloluk bir kızağı hareket ettirebilir ve o kızağı 100 metre çekebilir öyle mi? soran 350 kiloyla övünen Bonanza Madeni Kralı Metavs'ındı. Kızağı hareket ettirebilir ve 100 metre çekebilir, dedi Tordun sakince. Metavs'ın herkes duyabilsin diye açık seçik ve yavaş yavaş konuşarak. Peki o zaman, dedi. Onun bunu yapamayacağını söyleyen bin dolarım var. İşte burada. Bunu derken Bolonya salamı büyüklüğündeki bir altın tozu kesesini güm diye barın üstüne koydu. Kimse ses çıkarmadı. Tordun'un blöfü, eğer blöfse görülmüştü. Yüzüne yayılan sıcaklıktan yanaklarının kızardığını hissediyordu. Dilinin esiri olmuştu. Bakın 500 kilo yüklü bir kızağı hareket ettirip ettiremeyeceğini bilmiyordu. Yarım ton. Rakamın büyüklüğü onu dehşete düşürmüştü. Bakın gücüne muazzam inanıyordu ve onun böylesi bir yükü bile hareket ettirebileceğini sıkça düşünmüştü. Ama asla bir düzine adamın gözlerinin üzerine sabitlenip, sessizce beklediği şimdiki an gibi bunun sorumluluğunu üstlenme durumuyla yüz yüze gelmemişti. Ayrıca bin doları da yoktu. Ne kendisinin ne de Hans veya Pit'in. ''Şu an dışarıda 25'er kiloluk 20 torba un yüklü bir kızağım var.'' diye merhametsiz bir kesinlikle devam etti Metaus'ın. Mesele buysa hiç kafana takma. Tordun cevap vermedi. Ne diyeceğini bilmiyordu. Düşünme gücünü yitiren ve onu tekrar harekete geçirebileceği bir şeyler arayan gözleriyle bakışlarını yüzden yüze kaydırıyordu. Gözleri Mestad'ın madeni kralı ve eski yol arkadaşı Jim O'Brien'ın yüzüne takıldı. Aradığı işaret buydu sanki. Aklından bile geçirmediği bir şeyi yapması için cesaret veriyor gibiydi. Fısıldar gibi bir sesle, ''Bana bin dolar borç verir misin?'' diye sordu. O'Brien ''Elbette'' diye cevaplayarak şişkin bir keseyi Metavsu'nunkinin yanına koydu. ''Ama John, o hayvanın o işi yapacağına pek de inanasım gelmiyor.'' Eldorado'nun müşterileri bahse izlemek için sokağa döküldüler. Masalar boşaldı. Bahse girenler ve diğerleri bahsin sonucunu görmek ve kendileri de bahse girmek için dışarı çıktılar. Kürklerine ve tek parmaklı eldivenlerine sarılmış birkaç yüz adam, izleyecekleri bir mesafeden kızağın iki kenarına sıralandılar. Metavsının 500 kilo un yüklü kızağı birkaç saattir orada duruyordu ve kuvvetli soğukta sıfırın altında 60 dereceydi. Kızağın ayakları katılaşmış kara iyice yapışmıştı. Bakın kızağı kımıldatamayacağına bire iki bahse giriliyordu. Hareket ettirmek sözü etrafında tartışmalar dönüyordu. O'Brien, Tordu'nun kızağın ayaklarını buzdan kurtardıktan sonra. işi baka bırakıp onun kızağı hareket ettirmesini istemek gibi bir hakkı olduğunu ileri sürüyordu. Metaus'un ise bu kelimenin kızağın ayaklarını buzdan kurtarmayı da içerdiğini söylüyordu. Adamların çoğu bahse onun dediği gibi girildiğine tanıklık edince bahisler bire üçe yükseldi. Kimse bak lehine bahse girmiyordu. Tek bir adam bile ondan bu zorlu işi yapmasını beklemiyordu. Tordun şüpheli olduğu halde bahsi kabul ederken aceleci davranmıştı. Şimdi kar üstünde kıvrılıp yatmış on köpekten oluşan normal bir takımın arkasında duran kızağa, somut gerçeğe baktıkça yapılacak şey gözüne giderek daha imkansız geliyordu. Metaus'un ise neşeli ve coşkuluydu. ''Bire üç'' diye ilan etti. ''Bir binlik daha veriyorum. Tordun ne diyorsun?'' Tord'un şüpheli olduğu yüzünden okunuyordu ama bahislerin ve ihtimallerin ötesine geçen, imkansız diye bir şey bilmeyen ve savaş naraları dışında hiçbir şey duymayan o savaşçı ruhu uyanmıştı. Hans da Piti yanına çağırdı. Onların da keseleri inceydi ve kendisininkiyle beraber üç ortağın bir araya getirebildiği tüm para 200 dolardı. Bahtsızlıklarının zirvesinde toplam sermayeleri bu kadardı ve duraksamadan bu parayı Metaus'un 600 dolarına karşı ortaya koydular. On köpeklik takım kızaktan çözüldü ve kendi koşumlarıyla baka bağlandı. Heyecan ona da bulaşmıştı. Bir şekilde John Tord'un için büyük bir şey yapması gerektiğini hissediyordu. Muhteşem görünümüne hayranlık duyanların mırıltıları artıyordu. Mükemmel bir durumdaydı. Lüzumundan bir dirhem fazla eti yoktu ve sahip olduğu 75 kilonun her biri dayanıklılık ve kudret doluydu. Kürkü ipek gibi parlıyordu ensesinden aşağıda iki omzunu saran ve dinlenme anındayken bile yarı dik duran yelesi ön ufak harekette dikiliyor. Her bir kılı sanki kuvvetinin, sindeliğinin fazlalığıyla canlanıyor, harekete geçiyordu. Geniş göğsü ve kuvvetli ön ayakları, derisinin altından sımsıkı kaslara sahip olduğu anlaşılan vücudunun diğer bölümleriyle tam orantılıydı. O kasları fark edenler demir gibi olduklarını söylüyor ve bahisler bire ikiye düşüyordu. ''Efendim, efendim!'' diye pepeleyerek konuştu ortaya son çıkan hanedanın üyelerinden, Süküm Madeni Kralı. ''Bu köpek için size 800 dolar öneriyorum efendim. Bahisten önce efendim. Köpeğiniz şuracıkta dururken tam 800 dolar.'' Tordun baş işaretiyle reddederek bakın yanına gitti. Metaus'un hemen itiraz etti yanında durman olmaz. Aranızda bol mesafe kalacak. Kalabalık sessizleşti. Sadece bire iki öneren ve karşılık bulamayan kumarbazların sesi duyuluyordu. Herkes bakın muhteşem bir hayvan olduğunu kabul ediyordu. Ama 20 tane 25'er kiloluk un torbası keselerinin ağzını açmak için fazla geliyordu onlara. Tordun bakın yanında çömeldi. Başını elleri arasına alıp yanak yanağa geldi. Her zamanki şakacı haliyle onun başını sallayıp yumuşak sevgi küfürleri mırıldandı. Kulağına fısıldadı bu kez. Fısıldadığı da: "Beni seviyorsan bak, beni seviyorsan idi." Bak heyecanını güçlükle bastırarak inildi de. Kalabalık merakla izliyordu. Konu giderek gizemli bir hale bürünmüştü. Sanki büyü yapılıyor gibiydi. John Tord'un ayağa kalktığında bak onun eldivenli elini ağzının içine alıp dişleriyle biraz bastırdıktan sonra usulca ve gönülsüzce bıraktı. Cevabı buydu. Kelimelerin diliyle değil, sevginin diliyle vermişti cevabını. Tord'un iyice geri çekildi. Şimdi bak, dedi. Bak koşumları gerdikten sonra birkaç santim gevşetti. Böyle öğrenmişti. Sağ'a. Tordun'un sesi yoğun sessizlikte keskin bir biçimde çınladı. Bak sağa dönerek kayışının boşluğunu aldıktan sonra ani ve güçlü bir çekişle 75 kilosunun tüm ağırlığıyla koşumlara yüklendi. Kızak titredi ve ayaklarının altından keskin bir çıtırtı geldi. Tordun emretti. "Sola." Bak aynı harekete, bu kez sola doğru tekrarladı. Çıtırtı çatırtıya dönüştü. Ekseni etrafında biraz dönen kızağın ayakları gıcırdayarak birkaç santim yana kaydı. Kızak hareket etmişti. Herkes nefesini tutuyordu. Gözlerine inanamıyorlardı. ''Şimdi ileri!'' Tordun'un emri tabanca sesi gibi patladı. Bak koşumları gererek titreten bir saldırıyla kendini ileri attı. Bütün vücudu bu muazzam çaba için sımsıkı olmuştu. Kasları acıdan kıvranıyor.'' İpeksi kürkünün altında sanki canlı nesnelermiş gibi boğum boğum oynuyordu. Geniş göğsü yere iyice yaklaşmıştı. Başı önde ve aşağıdaydı. Ayakları çılgın gibi uçuşuyor ve pençeleri katılaşmış kar üzerinde. Birbirine paralel oyuklar açıyordu. Kızak sallandı, titredi ve az bir şey ileri gitti. Bakın bir ayağa kayınca adamlardan biri yüksek sesle inledi. Sonra birbiri ardınca gelen kısa ve kesik hareketlerle ama asla tamamen durmadan. Bir santim, üç santim, beş santim derken kızak istikrarlı bir harekete ulaşıncaya kadar ivme kazandıkça kesik hareketler de görünür bir şekilde azalıyor. Bak o kesin hareketleri sürekli harekete dönüştürüyordu. Bir an nefeslerini tutanlar fark etmeden tekrar nefes almaya başladılar. Thornton bakın arkasında koşuyor. Kısa sözlerle ona cesaret veriyordu. Mesafe ölçülmüştü ve bak 100 metrenin sonunu gösteren odun yığınına yaklaştıkça artmaya başlayan tezahürat. Odunları geçtiği anda gürültülü bir bağırışa dönüştükten sonra emir gelmiş gibi kesildi. Oradaki herkes artık kendini serbest bırakmıştı. Metaus'un dahil. Şapkalar, eldivenler yukarı fırlatılıyordu. İnsanlar kimle olduğuna bakmadan, birileriyle el sıkışıyor, ne olduğu anlaşılmayan seslerin ve sözlerin havada uçuştuğu bir curcuna içinde kaynaşıyordu. Tordun sağ Bak'ın yanına çömelmişti. Başını başına vermişti ve onu ileri geri sarsıyordu. Hemen o anda yanına gelenler Bak'a küfrettiğini duydular. Uzun, hararetli küfürler, yumuşak ve sevgi dolu küfürler savuruyordu Bak'a. ''Efendim, efendim!'' diye tükürükler saça saça konuşmaya başladı sökün madenleri kralı. ''Köpeğinize bin dolar veririm efendim, bin dolar, efendim, bin iki yüz dolar, efendim!'' Tordun ayağa kalktı, gözleri yaşlıydı. Göz yaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. ''Efendim!'' dedi sökün madenleri kralına. ''Hayır efendim, cehenneme kadar yolunuz var efendim!'' Size söyleyebileceğim tek şey budur efendim. Bak Tordun'un elini dişleri arasına aldı. Tordun onu ileri geri salladı. Ortak bir güdüyle hareket edermişçesine onları izleyenler saygılı bir mesafeye çekildiler. Tekrar aralarına girecek kadar düşüncesiz değillerdi.